Çarpanlarına ayrılmayacakmış böyle korkutucu bir denklemmiş gibi görünüyor ama aslında değil gördüğünüz gibi. 112 parantezini alırsak x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0. Böylece 112 x eksi 4 çarpı x artı 1 arkadaşlar. Haliyle a'yı büyük olan seçersek 4, b'yi de küçük olan seçersek eksi 1. Böylece fark en büyük olacaktır. Kökler 2a 2 çarpı 4 eksi eksi 1. 9 olacak en büyük değeri D şıkkı. Delta eşit değildir 0 vermesinin sebebini şimdi şurada işlem yapınca göreceksiniz. Paydalarını eşitleyince x1'in karesi eksi x2'nin karesi x2 çarpı x1 eşittir 0. İçler dışlar yaptığımız zaman x1'in karesi eksi x2'nin karesi eşittir 0. Buradan çarpanlarını ayırırsak x1 artı x2, x1 eksi x2. Şimdi ya bu sıfırdır ya da bu sıfırdır. Ancak bu sıfır olamaz çünkü o zaman x1 eşittir x2 olur. Peki neden olamaz? Delta eşittir sıfır olur. Kökler birbirine eşitse çift köktür. Haliyle bu olmamalı. Soru hayır demiş. Bu yüzden x1 eşittir eksi x2. Demek ki x1 artı x2 sıfır olduğuna göre kökler toplamı arkadaşlar eksi b bölü a'dan yani a eksi 3'ün sıfır olduğunu görmemiz gerekiyor. A bu yüzden 3 oldu. E şıkkı. Şunu da hani söyleyeyim uzunca böyle. 3 eksi a bölü a artı 2'yi sıfıra eşitleseniz de içler dışlardan yine aynı şey olur. Çünkü kökler toplamının sıfır olduğunu biliyorum. Üste bulunan gölgeye arkadaşlar x kare eksi 4 denmiş. Altta olana da 2x artı 4. Şimdi birincisinin gölgesi kendisinin yarısı oluyormuş. Demek ki bunun arkadaşlar boyu x 2 kat oluyormuş pardon. Bunun boyu x kare eksi 4 bölü 2 başlangıçta. İkincisinin boyu da başlangıçtakinin 3 bölü 2 katı olacak. Çünkü gölgesi 2 bölü 3 kadarıymış. Ters çarparsak çevirip 2x artı 4 bölü 2 çarpı 3 olmalı. Buradan da 3x artı 6 oldu. Demek ki arkadaşlar bunlar eşit boy dediği için başlangıçta x kare eksi 4 bölü 2 eşit olmalı 3x artı 6'ya. Böylece x kare eksi 4 eşit olmalı 6x artı 12'ye. X kare eksi 6x eksi 16 eşittir 0. X eksi 8 çarpı x artı 2 eşittir 0. Uzunluk negatif olamaz. Bu yüzden x eşittir 8. Herhangi birinde yerine yazalım arkadaşlar. Mesela bunda yerine yazalım. Burada boyu ne olacak o zaman? X kare yani 64 eksi 4 bölü 2 30 birimmiş. Bunların boyları D şıkkı. Normal denklem sorusu yapacağız, çözümü yapacağız. Çünkü arkadaşlar burada kar denklemini vermiş bize. Kar için ekstra bir denklem üretmeyeceğiz. Kar 1100 TL olduğuna göre bu denklemi birbirine eşitlememiz lazım. Sonuç çünkü bu denklemden A diye bahsettiği için. X kare artı 40x eksi 1200 eşittir 0. Böylece x artı 60, x eksi 20 eşittir 0'dan. X bakın buradan gördüğünüz gibi 20 oldu. Kârın tabii ki pozitif olması için eksi 60 diye bir şey olmaz. Çünkü orada havuz sayısı negatif olamayacak. Böylece cevabımız D şıkkı. Px başkat sayısı 1 olan 3. dereceden bir polinomdur. Pm 0, p eksi m 0, p 2 m de 0 verilmiş. Yani köklerini vermiş bize. Başkat sayısı 1. Bakın kökler m, eksi m olduğu için ve 2m olduğu için x eksi x1, x eksi x2, x eksi x3 şeklinde olacak. Eşittir y diyelim veya px hiç fark etmez önemli değil. X ile bölümünden kalan ne demek? X gördüğün yere 0 yaz demek. Eksi m, artı m ve eksi 2m eşitmiş 16'ya. Böylece eksiler birbirini götürür. 2m küp pardon 16 olur. M küp 8 olur. M 2 olur arkadaşlar. Artık şunları böyle düzeltirsek artı 2, eksi 2 ve eksi 4 şeklinde. P 3'ü soruyor bize. 3 eksi 2, 1. 3 artı 2, 5. 3 eksi 4, eksi 1. Böylece 1 çarpı 5 çarpı eksi 5'ten eksi 5 C şıkkı olur. Parabol olduğu için arkadaşlar ve tepe noktasını bildiğimiz, en azından y ekseninde olduğunu bildiğimiz bir parabol olduğu için ax eksi r'nin karesi artı k mantığıyla yapmam lazım. Tepe noktasının apsisi 0, bu yüzden ax kare. Tepe noktasının ordinatını bilmiyoruz. Böyle yazdım. Şimdi tabii ki iki bilinmeyen var. Evet, ancak bunları zaten vermiş. Sana denklemde yerine yaz. Böylece
A'yı ve K'yı bul. İki bilinmeyen varsa iki tane denkleme ihtiyacınız var. O yüzden de iki bilinmeyen olduğundan bu iki tane noktayı yerine yazarak halledeceğiz. 2 yazdım. 4 A artı K eşittir 12. 3 yazdım. 9 A artı K eşittir 7. Taraf tarafa çıkarırsak şöyle. Buradan o zaman eksi 5 A eşittir 5 olur. A eksi 1 olur. Evet, kollar aşağı doğru olmalıydı. Yerine yazarsak K da 16 olur. Demek ki x kare artı A'yı eksi 1 bulduğumuz için eksi x kare artı 16 eşittir 0'mış. Çarpanlarını ayırırsam 4 eksi x, 4 artı x 0 olacak. Köklerden biri 4, biri eksi 4. C noktasını sorduğu için negatif taraf C şıkkı olur. Burada aslında arkadaşlar temel bir mantığı görmemiz gerekiyor. Şimdi siz diyelim 48 çarpı 49'un 7 ile 7 demeyelim, 5 ile bölümünden kalan nedir dediği zaman bunları çarpıp sonra mı bölüyorsunuz? Hayır, ne yapıyoruz? 48'in 5 ile bölümünden kalan 3, 49'un 5 ile bölümünden kalan 3 diyor, 4 diyoruz. 3 çarpı 4 12, 12'yi 5 ile böldüğümüzde kalan 2 diyoruz. Bu mantığı polinomlarda da kullanmamız gerekiyor. Haliyle biz px çarpı rx'i uzun uzun çarpıp sonra kalan bulmayacağız. Şunu yapacağız. Şimdi x kare eksi x artı 1 çarpı qx artı x, sonra x küp artı 1 çarpı bx. Ben daha iyi görün diye uzunca yazıyorum. Yoksa böyle bile yazmam. Bakın şimdi şurası arkadaşlar x kare eksi x artı 1 ile tam bölünüyor. Buradan kalan 0. Şu an sadece kalana odaklanıyorum. O zaman ne geldi sol taraftan kalan? X. Buradan kalan tabii ki 0. Çünkü x küp artı 1, x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1'e eşittir. Haliyle bu da x kare eksi x artı 1'e tam bölünür. Kalan 0'dır. Buradan da kalan ne geldi? X eksi 1. Şimdi bu kalanları çarparsak x kare eksi x oldu. Ve x kare eksi x'in x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan tahmin ediliyor ama yine de göstereyim. Bölüm 1 x kare eksi x artı 1 çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi eksi 1 oldu. Kalan A şıkkı. Bu şekilde, bu pratiklik falan değil. Gerçekten bu yorumu yapmak gerekiyor. Üçüncü dereceden ve kökleri tam sayı olan bir fonksiyon arkadaşlar şu aslında. Görsel olarak bu olabilir. Üç tane yerde kesiyor x eksenine bakın. Temsil olarak çiziyorum. Ya da şöyle olabilir. Bakın iki tanesi teğet olur. Bir tanesi de x ekseninin deler geçer. Böyle de üç kök olabilir. Bunu nasıl anlayacağız? Soruya bakarak. Şimdi arkadaşlar şunun gibi bir görüntü olursa bakın burada da negatif oluyor, burada da negatif oluyor. Yani iki aralıkta negatif oluyor. Ancak bunun gibi olursa gördünüz mü? Sadece bir aralıkta, yani eksi sonsuzdan şu x3'e kadar arkadaşlar bu negatif oluyor. O yüzden soruda işte bunu görmek gerekiyor. Peki biz hocam daha böyle bu konulardayız. Baştan başladık, ilerliyoruz. Bunları nasıl hesap edeceğiz? İşte böyle arkadaşlar bu soruları görerek denemelerde karşınıza gelecek. İşte kısmet olursa türevde grafik var ama orayı görmezseniz zaten soruları yerleştirmeye çalışıyoruz. Ben işte YouTube'da bunlarla ilgili tekrar testleri hazırladım. İnşallah böyle Mart'tan sonra koymaya çalışacağım. Bu şekilde böyle yorumunuzu geliştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Haliyle dediğim gibi artık burada ikinci kısma uyuyor bu. Eksi sonsuzla 3 aralığı grafik şöyle bir görüntüye sahip oluyor. Bakın 3'te delip geçecek ve şöyle bir yerde arkadaşlar burada da iki tane kök birbirine eşit olacak şekilde teğet olacak. Haliyle 3 artı 2x 1 diyelim, herhangi birini yazalım. Bunların kökler toplamı olacak. Ve arkadaşlar tam sayı olduğu için toplamın çift olması lazım. Tek olması lazım. Burası zaten çift, burası tek. Toplamın tek olduğu 3 tane şık var. 1, 5, 11. Ancak arkadaşlar diğer kök otomatik olarak 3'ten büyük olması gerektiği için toplamlar 1 olamaz, negatif olur. Toplamlar 5 olamaz. O zaman x1 buradan 1 olur. 1 de tabii ki 3'ün sağında kalamayacak. Bu yüzden bunu da eledik. Böylece arkadaşlar x eğer buradan toplamları 11 olması için gerçekten 4 olursa 2 kök 4, 4, 8, 3 daha 11 yapar. Evet, D şıkkı olur. Şıklardan da gitmemiz gerekiyor bu soruda en nihayetinde. Eğer arkadaşlar bunun boyu yetişseydi buraya, şöyle çubuğun, ne olacaktı? Buradan böyle bir dik indirdiğimiz zaman 5 birim, burası da 5 birim. Yukarı 6 kaldı. 8, 6, 8, 10'dan bu kırılan kısmın boyu 10 birim olacaktı. Ama
Gördüğünüz gibi ondan daha küçük. Hemen şöyle bir şey söyleyebilirim o zaman. Başlangıçtaki boyundan 11 eksik. X kare eksi 6 x artı 15. Ve arkadaşlar bu ondan küçük oldu, gördünüz mü? Kırılan kısım, şu kısım. Böylece x kare eksi 6x artı 5 küçüktür 0. X eksi 5, x eksi 1 küçüktür 0. Böylece 1, 5 artı eksi artı. 1 ile 5 arasında 2, 3, 4, 3 tane tam sayı değeri var. C şıkkı. Köklerden bir tanesine x1, diğerine x2 dersem x1 artı x2 4 olur. Bundan sonrası aslında çok basit ama ince bir mevzu var. Oraya dikkat edeceğiz. Qx arkadaşlar x eksi 2 verilmiş. O zaman px eksi 2'nin köklerini bulacağız biz. Yani sıfıra eşitlediğimiz zaman kökleri bulmamız gerekiyor. Ancak benim söylediğim şöyle bir durum var fonksiyonlarda. Siz bir fonksiyonu değiştirmezseniz ister bu px eksi 2 olsun, isterse p100x, isterse soruda verdiği gibi px, fark etmez. Bunları sıfır yapan değerlerin içleri aynıdır. Bakın x'ler demiyorum, içleri. Demin ki polinomda köklerden biri evet x1 ise, diğeri x2 ise, yeni fonksiyonda eğer bu harf değişmiyorsa, yani fonksiyonun bir nevi özü değişmiyorsa, yine arkadaşlar içerisi x1 olmalı, yine içerisi x2 olmalı. Bu yüzden içeriği x1 yapan değer ne? Yeni denklemde x1 artı x, x1 artı 2. Yeni denklemde içeriği x2 yapan ne? X2 artı 2. Haliyle yeni denklemin kökleri x1 artı x2 artı 4'müş. Bu yüzden arkadaşlar bu 4 olduğundan cevap 8 olur, E şıkkı. Bu kadar basit ama önemli bir yer. Lütfen bazen x'e değer vermek değil, içeriye değer vermek gerektiğini unutmamak lazım. Burada olduğu gibi, burada olduğu gibi. Yani yine şöyle göstereyim göremeyenler için. Bakın şu şekilde. O yüzden x yeni denklemin kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2 oldu. Mutlak değerde arkadaşlar paydayı sıfır yapan değer olduğu için bir kere x eşit değildir a diyeceğiz. 2, mutlak değer eğer bir denklemle bölüm halindeyse, çarpım halindeyse bu kök aynı zamanda çift katlı kök gibiydi. Yani sanki x eksi a'nın karesi gibiydi. Bunu önce bir hatırlatmış olayım. Çünkü arkadaşlar a'nın solundaki değerlerde de a'nın sağındaki değerlerde de bu ifade pozitif olacaktır. Sadece a verdiğimde sıfır olur. Bundan dolayı aslında süper bir sebebi yok. Haliyle şimdi burada çarpanlarına ayırdığım zaman x eksi 7, x artı 1 diyeceğim ya, eksi 1 artı 7. Peki şimdi a nerede olacak? Bunu önce yanlışla göstereyim. Normalde bence hemen görülmesi gereken bir mevzu ama diyelim a'yı buraya yerleştirdiniz. Şimdi bir kere artı ile başlayacağız. Çift katlı kök olduğu için artı olacak, eksi olacak, artı olacak. Böylece sağlayan değerler 7 eksi eksi 1, 7 artı 1. Ama ikisi de dahil değil, 7 kök geldi. Ama soru ne demiş? Tam sayılarla kesişimi 6 demiş. Demek ki bunun arkadaşlar 6 tane tam sayı kökü var demek istiyor. O zaman buradan bu yanlış oldu. Sonuçta buradan 7 kök geldi. Kökün azalması için, yani 7 tane değil de 6 tane olması için a buraya girsin. Böylece bak artı, eksi, çift katlı kök yine değişmez, artı. Burada yine 7 eksi, eksi 1, eksi 1. Yani her ikisi de dahil değilse farklarından bir eksik alıyoruz. Bir de arkadaşlar bu a kökü de paydayı sıfır yaptığı için onu da alamayız. Bir kök daha çıkartırsak şimdi bakın gerçekten 6 tane sağlayan tam sayı değeri oldu. Demek ki a sayısı eksi 1 ile 7 arasındaymış, alacağı değerler 0, 1, nokta, nokta, 6'ya kadar. 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 olur, D şıkkı. Birazcık böyle yorum gücümüzü geliştirmek için sorularda düşünmemizin bir mahsuru yok arkadaşlar. Sonuçta AYT'de süre önemsiz bir yere kadar, tabii aşırı yaymazsanız. Lütfen kendiniz çalışırken de evde yaparken biraz böyle kafa yorun. Bazen 5 soru çözersiniz 20 dakikada ama çok şey öğrenmiş olursunuz. Kızartması gereken süreye x diyelim. Bu x eksi 8. Bu arkadaşlar x 3, 3x, 3 katı kadar süre demiş. Bu da kızartması gereken sürenin karesi kadar. Ve bunların toplam kızartma süreleri 109'muş. İşte olay bu. X kare artı 4x sol tarafa atarsak eksi 117 eşittir 0 oldu. X artı 13 çarpı x eksi 9 eşittir 0'dan
Tabii ki süre negatif olamayacağı için 9 B şıkkı.